Karşınızda benim son yıllarda en çok severek, keyif alarak, beğenerek aslında çalışmaktan gerçekten keyif aldığım bilgisayarlardan bir tanesi Lenovo Yoga 9i Pro. Şimdi ben bu bilgisayarı paylaştıkça en çok gelen sorulardan bir tanesi adaptörüydü. Görüyor musun? İncecik bir adaptörümüz var. Hatta fakat S24'ten daha küçükmüş. İncelik olarak bakarsak da yani çok hafif bir farkımız var. Şu ışığı değiştireyim artık. Ben bu bilgisayarı yaklaşık bir 3-4 aydır kullanıyorum. Herhangi bir kasma, donma, takılma, 10 bit 422, 12 bit 422 RAW videolarda herhangi bir kodekte kasma, takılma, donma yaşamadım. Çünkü içerisinde i9-13905 işlemci var ve 4070 var Nvidia. Premiere'de çalışırken Premiere CUDA'yı seçseniz bile hem GPU'yu hem ekran kartını kullanıyor. Ve 4070'in de 3070 göre yani 4000 serisinde 3000 serisine göre ekstradan CUDA çekirdekleri fazla olduğu için herhangi bir kodekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. 10, 11, 12, 13. nesillerde yani 10. nesil ve üstü Intel işlemcilerde H265 kodekte herhangi bir sorun yok. İstersen 3 tane, istersen 4 tane 6K görüntüyü arka arkaya aç ve çalış. Yani ben 6K genelde 8K görüntü çektiğimi söylediğimde en çok duyduğum sorulardan bir tanesi de biz bu görüntüleri hangi bilgisayarda işleyeceğiz? İşte bu. Rahat bir şekilde işleyebilirsin. Artık masa üstüne de çok fazla ihtiyacın yok. Ben zaten masa üstüne karşıyım çünkü bu bilgisayarla yaklaşık Türkiye'nin 81 ilini gezmiş olmasam da bir 50 il gezmişimdir. İl gezerek karavanla zaten Instagram'dan takip edenler bilirler. İçerik üretimi yaptım ve hiçbir problem yaşamadım. Bataryası bir tek Windows cihazların ortalamasına göre 2-2,5 saat gidiyor normal çalışmada. Fakat tarayıcıda falan gezersen bir 10 saati rahat görürsün. 2 tane M.2 slotumuz olması sayesinde ben hemen önceki laptopta kullanmış olduğum M.2 SSD'mi içerisine çıkardım ve taktım. M.2'ler gömülü değil, diğer M.2'yi de istediğiniz gibi upgrade edebilirsiniz. Elimdeki laptopta 64 GB RAM var. Ben geçen gün arkadaşın stüdyosunu geziyordum. Hatta ilk videosu yayınlandığında göreceksiniz. Stüdyo gezileri videosunu çekerken sesi kontrol etmek için 10 bit 422 H265 görüntüyü M3 Pro bir bilgisayara taktık. Ve bilgisayar kapandı. O niye kapandı hemen öyle ya? Şahitlerim var, yorumlarda beni yalnız bırakmazlarsa sevinirim. Ağır işler böyle i9'lu 4070'li 4080'li cihazlarda yapılır ve çalışır. Bilgisayarımızın en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bak açıldı. Şimdi kendime çeviriyorum. Çevirdim. Görünüyor mu? Açıldı. Yani bu sizin elinizin dolu olduğu yerlerde ya da işte bilgisayarınıza erişiminizin kolay olmadığı yerlerde çok işinize yarıyor. Bilgisayarda yüz göz tanıma sistemi var. İki tane üstündeki kamera sayesinde yüzünüzü gözünüzü tarayabiliyor. Ve sizin klavyeye dokunmaya ihtiyacınız olmadan laptop açılıyor, aktif hale geliyor. Ve 1200 nit ekran parlaklığımız var. Ekranımız tamamen dokunmatik. Bilgisayarda şu anda görüyorsunuzdur. Far Cry 6 var. Mountain Blade var. Burada görünmeyen mesela Skylines 2 var. Ben çok fazla aktif bir şekilde oyun oynuyorum. Ve bilgisayar sessiz moddayken bile yani fanlar çalışmıyorken bile bunları çok güzel bir şekilde çalıştırabiliyor. Artık Windows bilgisayarların birçoğunda mevcut olan sessiz mod bu Windows bilgisayarımızda da mevcut. Bak şimdi bilgisayar ne kadar sessiz göstereyim mi? Ben fısıltıyla konuşuyorum bilerek ki bilgisayarın sesini duyun diye. Bak bilgisayar burada, mikrofon burada. Şu anda render alıyor. Şimdi bilgisayar prizde takılı değilken ki performansını görmek isteyenler için de gayet bak loot var, renk var, her şey var. Bak şurada 4K 10 bit 422 görüntümüz var. Üstünde rengimiz var, layer'ımız var. Hatta birazdan yazı gelecek. Ve prizde değiliz. Gördüğünüz gibi şu anda batarya üzerinden çalışan bir performans testimiz var. Gayet akıyor yani stabil bir şekilde çalıştırıyor. 10 bit 422 4K videomuz. Geldik. Play'e bastım. Durdurdum, başlattım, durdurdum, başlattım. Ortaya gittim, başlattım. Üstünde renk olmasına rağmen 10 bit 422 4K görüntümüz çalışıyor. Ben bu bilgisayara bayıldım. Çünkü performansı yüksek, içerik sonuna kadar dolu. Ses sistemi muazzam. Ne kadar gösterebilirim buradan bilmiyorum. Fakat bir laptopta benim bugüne kadar kullandığım en iyi ses sistemine sahip. Bu laptop böyle high-end laptopların da high-end'i. Yani şöyle söyleyeyim. 3.2K mini LED bir ekranımız var ve bilgisayara akşam bakarken yanlışlıkla açtığımda full parlaklıkta açıksa göstereyim. Şu anda ekran kapalı ve parlaklığı anlayabilmeniz için sadece arkadaki ışığı açık bıraktım ki deminki setup'la aynı şekilde yüzümüne kadar doldurduğunu görün diye. Şu anda full aydınlık.
Ve tahmini olarak 1200 nitin yarısını size şöyle gösterebileceğimi düşünüyorum. Bu 600 nit olduğunu kafadan tahmin edebiliyorum ve 1200 nit tam olarak 2 katı. Normal kullandığımız laptoplar 300-400 nit parlaklığında ve oralara getireyim hani yarımını altına düştüğümde de şöyle bir şey. Bunun 300 nit olduğunu kafadan varsayarsak bu 1200 nit. İşte sadece laptop. Gördün mü? Sadece laptop. Herhangi bir ekstra aydınlatma yok. Yani güneş altında da bu vesileyle çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi laptopunuzun şarjı daha hızlı tükenir. Ekstradan normalde bildiğiniz gibi işte QuickShare özelliği zaten Windows bilgisayarlarda da artık geldi. Intel işlemciye sahip bilgisayarlarda olan Intel Unison uygulamasıyla da Android telefonlarla senkron çalışabiliyorsunuz. Windows Phone uygulamasını kullanarak da aramalarınızda işte telefonla konuşurken bilgisayarınıza devam edebiliyorsunuz. Ya da bilgisayarda müzik dinlerken Samsung Wearable uygulamasıyla bilgisayar uygulamayı kullanmaya ya da müziği dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Telefonda dinlediğiniz bir şey varsa bilgisayarda dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Telefondaki kopyaladığım bir şey 2 saniye içerisinde zaten bilgisayara anında kopyalanıyor. Samsung Second Screen uygulamasını kullanarak da Samsung telefonunuzu ve tabletinizi bilgisayara ekstradan ikinci ekran yapabiliyorsunuz. Yine Intel Unison uygulaması içerisinden de çoklu ekran seçeneğini kullanarak telefonunuzu, tabletinizi bilgisayarınıza ikinci ekran yapabiliyorsunuz ki ben bunun çalışmasını çok fazla yaptım. Mesela dediğim gibi karavanda şehir dışı çekimlerde özellikle dağ başında falan böyle dikey video yapmam gerekirken tableti direkt koyuyorum. Dikey ekran olarak dikey videomu izleyip bilgisayardan da editim yapabiliyorum. Gayet keyifli oluyor. Karşımızda bulunan bilgisayar, laptop tam profesyonel içerik üreticilere yönelik bir laptop dedik. Ve burada mesela en önemli noktalardan bir tanesi ekran ayarlarına geldiğiniz zaman Lenovo Vantage uygulamasında umarım doğru okumuşumdur. Bak aşağı iniyorsun orada sizi bir sürpriz karşılıyor bak. Ekran yönetimi sRGB mi, Adobe RGB mi yoksa DJI P3'e göre mi çalışsın diye seçeneklerimiz var. Tam profesyonel diyorum. Anlatabiliyorumdur umarım. Tam profesyonel. 16 inç 3.2K 165 Hz %100 Adobe RGB renk desteğine sahip bir ekranımız var. Yani profesyonel derken dalga geçmiyordum. Kelimenin tam anlamıyla profesyonel. Bak. Bak işte geçen sene bunu birçok marka laptop üreticisi kaldırmıştı. Bu sene tekrar getirdiler ve ben çok mutlu oldum. SD kart girişi artık ben bunun olmasından çok mutlu oldum. Fakat girişlerimiz biraz az görünebilir. Fakat burada bir tane Thunderbolt 4 Type-C girişimiz var ki bunun sayesinde her işlemini görebiliyorsun. Bir tane Thunderbolt dock aldıktan sonra her şeyini görebiliyorsun. Nvidia dedik. Studio driverlarını kurarak ya da Game Ready driverlarını kurarak farklı farklı performanslarda çalışmasını ve daha uyumlu, daha sistematik çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayara ne oluyor? 64 GB RAM var. i9 işlemcisi var. 4070 ekran kartı var. Hayırdır? Dememek adına sürekli stüdyo modunu atıyorum laptopu ve gerçekten bu laptop hani bir laptopla içerik üreticisi iseniz eğer size seviye atlatıyor. Şimdi ben bu laptopu buraya bıraktığım an gördüğünüz gibi şu yanda bir tane Type-C kablosu kullanarak ve dock kullanarak gördüğünüz tüm bu ekipmanları bilgisayarıma bağlayabiliyorum. Ekstra portlara ihtiyacım olmadan şöyle ki gördüğünüz gibi devasa girişlere sahip bir tane ThinkPad adaptörüm var. Thunderbolt 4.0 destekli. Ethernet portum, USB'lerim, mikrofonum, kameram, işte kart okuyucum, hoparlörüm vesaire vesaire. Her şeyi buradan bağlayarak tek bir dock ile ve tek bir giriş ile hepsini kullanabiliyorum ki bu gerçekten muazzam bir avantaj. Çalışma kolaylığı oluyor. Bilgisayarı alacağım zaman tık diye çıkartıyorum. Buradan sadece şu görmüş olduğunuz iki tane kabloyu çıkartarak seyahate hazır hale geliyor. Fakat bilgisayarlarım toz olmasın, kir tutmasın diye her zaman hava temizleme cihazının üstünde kullanmaya başladım. Fakat hava temizleme cihazı bilgisayarın içini temiz bir şekilde tutuyor ve gerçekten de temiz bir havayı bilgisayarın içine dolduruyor. Güzel bir soğutma çözümü sağlıyor aslında hani çalışırken. Bilgisayar bu kadar ekrana görüntü verirken. Ki bilgisayarlardan bir tanesi 4K 144 Hz, bir tanesi Full HD. Fakat yani 4K bilgi ekrana görüntü aktarmak bile bir laptop için gerçekten zahmetli bir uğraşken kendi ekranı 3.2K ekstra ekran, 4K ekstra ekran, Full HD ve genelde yukarıda da şu görmüş olduğunuz kamera takılı halde yukarıda bekliyor hali hazırda ve sessiz modda gayet temiz çalışıyor. Fakat bu sefer de üstü toz oluyor ya. Yani bu toza bir çözüm yok. Gerçekten bu sefer de üstü toz oldu. Çözümü yok.
Bu arada bilgisayarı akıllı kapatma ve kitleme video oynatıcılarda da mevcutmuş. Burada desteklediği oynatıcılar görünüyor. Yani sen bir videoyu izliyorken bilgisayar başından kalktın, farklı bir yere gittin. Bilgisayar kendini kilitliyor. Kullandıkça böyle bir diyorsun ki iyi ki varmış bu özellik. Çünkü sen kalkıyorsun, gidiyorsun, bilgisayarı kapatmış. Ortamda başkaları var. Geliyorsun, tık bilgisayarı geri açıyor. Hiç dokunmana gerek kalmadan. Güzel yani. Yani şimdi diyenler çıkabilir belki Windows L de tek tuşla da yapabiliyorsun diye. Fakat yani kullanışlı güzel bir özellik. Şimdi bir laptop için en zorlu kıyaslardan bir tanesi olan bataryadayken oyun performansı için prizi mirzi hepsini çıkardım ve bataryadayken oyun performansına bakıyorum Windows Game Bar sayesinde. Fakat burada şöyle bir avantajımız ve dezavantajımız var. OBS açık, aynı anda ekran kaydı da alıyorum. Ana ekranda şu anda 99-100 FPS arası gidip geliyor. Oyuna geçmek istiyorum artık ve sizin için Ultra'ya aldım. Eğer Ultra ayarlarda yine 65-70 FPS veriyorsa benim için idealdir, kafidir. Zaten bataryamız da bitmek üzere. 2-3 saattir bilgisayar ortamda sürekli Premiere falan filan derken hepsini bataryada yapmışım, fark etmedim. 12 dakikalık bataryam kalmış. 38-50 FPS, 51 FPS. Bilgisayar şu an güç tasarrufu moduna geçti. Fanın sesi daha yeni çalıştı, farkında mısınız? 1 saattir fan çalışmıyordu. Böyle abi işte. Prizimizi takalım. 80-84. Premiere'de açıktır Allah bilir arkada. Aynen, Premiere'de açık. Ya işte kardeşim, böyle test mi yapılır ya? Doğru düzgün test edin şu bilgisayarları. Ateş edersek 69'a düşüyor. Etmezsek 70'e çıkıyor. Sen bilgisayarı istediğin kadar zorla, istediğin kadar ısınsın. Herhangi bir şekilde bu sıcaklık klavyeye yansımıyor. Klavye ısınmıyor, klavyede bir sıcaklık belirtisi olmuyor. Gayet stabil bir şekilde, bak, sessiz moddayken 30 FPS, yani bir Pro gibi oyun oynayabiliyorsunuz. Sessiz modda fan çalışmıyorken o kadar performans veriyor. Aynısını veriyor. Onda da zaten 30 FPS falan oynayabiliyorsunuz ve burada da 30 FPS'e yakın oynayabiliyorsunuz. Klavyede de herhangi bir sıcaklık ekstradan bir belirti yok yani şu an. Şimdi benim daha çok kendi oynadığım oyunlarda, yaptığım testlerde baktığım sonuçlara göre bu testlerin hepsi 4K ultra ayarlarda yapılan testler. Herhangi biri high ya da medium ya da ortalama seviye ya da altında bir ayarda yapılmamıştır. GTA 5 90 FPS, LoL 318 FPS, Apex Legends 83 FPS, Call of Duty 60 FPS, Dota 2 174 ve CS2 264 FPS. Tabii ki ben LoL oynamıyorum. LoL popüler bir oyun diye, hala popüler mi bilmiyorum ama popüler bir oyun diye koydum. Dota 2 benim tercihimdir. Kalite. Kalite. Şimdi burada benim asıl değinmek istediğim konu bilgisayar. Çoğunlukla 100 dereceye çıktığı yerler olmuş. Tabii ki bunlar bilgisayar zorlayacak ultra düzeyde oyunlar. Fakat eskiden bu 100 derece problemdi. Fakat artık yani 100 derece günümüz şartlarında, günümüz işlemcilerinde çok da problem değil. Bilgisayar için tehlikeli derece daha artık yüksek yerlerde, 105 derecede. Eğer bilgisayar klavyede bence oyun oynarken, çalışırken bu sıcaklığı size hissettirmiyorsa benim için bir problem yok. Fakat klavye cayır cayır olup dokunulmaz hale geliyorsa burada sıkıntı başlar. Kaldı ki bence bu sıcaklıktan ziyade bilgisayarın fansız şekilde size performans sunuyor olması bence çok güzel bir özellik. Şimdi render testine girelim. Hepinizin en çok merak ettiği. Fakat burada şöyle bir şey var. Ben geçtiğimiz günlerde stüdyo turları video serisine başladığımı söylemiştim. Bu seriyi şu anda gerçekleştiremedim. Bu videonun renderini alırken 15 dakikalık bir kesitinin, bak, renk var içinde, edit var, color var, efektler var, her şey var. Tam takır dahil. Her şey dahil. M3 Pro da 12 dakikada renderini aldım. 3070'li laptopta 13 dakikada renderini aldım. 4070 13905 H işlemcili Lenovo 9i Pro'da ise 6 dakika 7 saniyede aldım. Bence gayet güzel skor. Bir sene önceki laptopların tam olarak 2 katında, bence çok güzel bir gelişme. Timeline'da tabii ki H265, 10 bit, 12 bit ve 6K videolarda timeline'da herhangi bir kasma, donma, takılma yaşamadım. Red'in kendi sesinden alıp indirdiğim, bunu siz de yapabilirsiniz. RAW videolarda Red kendisi veriyor, siz alın test edin, deneyin diye. RAW videolarda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Zaten videonun başından beri bahsettiğim gibi 10, 11, 12 ve 13. nesil Intel işlemcilerde, seneye 14.
herhangi bir problem yaşanmıyor. Zaten 4000 serisi CUDA çekirdekleriyle çok daha yetenekli. Takır takır işliyor eğer SSD'nizde de herhangi bir problem yoksa. Yani bu tabii ki de sizin sahada işleme performansınızı, hızınıza hız katan özelliklerden bir tanesi. Çünkü bazen bir video çekiyorsun, tamam mı? Eskiden o videoyu işleyesin gelmiyor ya da en yüksek kalitede çekmiyorsun ki bilgisayarın rahat oynasın. Fakat bu bilgisayarda en ufak şekilde bunun tedirginliğini yaşamıyorsun. 6K, 8K, 10 bit, 12 bit, 18 bit, 20 bit hiç takılmadan, bana mısın demeden çalıştırabiliyor. Kaldı ki bana bu laptopu story'de paylaştığımda şu da sorulmuştu. Ya bu bilgisayar kesin kalındır. Çok kalın, çok kaba, büyük bir bilgisayardır sorusu sorulmuştu. Ve yine sürekli M3'ten örnek vermemiz sebebi yanımda o gün M3 vardı. Ve ben de bizzat yan yana koydum büyüklüklerini göstermek açısından. Aynı yükseklikte, aynı incelikte ve aynı kalınlıkta. Neyse ben çalışmaya gidiyorum. Seçimden önce bu videoyu yetiştireceğim demiştim. Sözümü tuttum. İstiklal Marşı ve kapanış. Na 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 na.